Yeni Tembel Hileler koleksiyonumuza göz atın. Daha fazla taktik ve şaka izlemek istiyorsanız diğer kanalımız Vuhu kanalına göz atın. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Çalar saatiniz en büyük düşmanınızsa ve tüm çağrılarınızı görmezden geliyorsanız bu can alıcı taktik tam size göre. 2 bardak su ve yarım limon alalım. Limon suyunu suya sıkalım. Gece uyumadan hemen önce her şeyi içelim. Yatağa gidelim. Çalar saatimizi ve hatta sizi uyandırmaya çalışırsa annenizi bile göz ardı edebilirsiniz. Ancak vücudunuzun çaresini görmezden gelemezsiniz. İsteseniz de istemeseniz de lavaboya gitmeniz gerek. Şimdi size sabah uyanmanıza ve yenilenmiş hissetmenize yardımcı olacak bir tarif göstereceğiz. 1 bardak pişirme kabı alalım. İçine filtrelenmiş su dökelim. 1 salatalı ve limonu keselim ve biraz nane yaprağı alalım. Hepsini suya koyalım. Bunu akşam buzdolabına koyalım. Uyanınca bu ferahlatıcı tabağı çıkaralım. Ve bu soğuk banyoya dalalım. Vay canına, banyo çok canlandırıcı ve artık hiç de uykulu hissetmiyorum. Bu tembel taktiği için bir parça kartona ihtiyacımız var. Elimizi çizmek için bir kalem kullanalım. Keselim. Parmakları biraz bükelim. Sonra bir parça tahta çerçeve veya küçük bir çubuk alalım. Karton eli ona sabitleyelim. Çubuğu bir tel yardımıyla fanın metal ızgarasına sabitleyelim. Döndürme modunda fanı açalım ve koltuğa uzanalım. Sıcak bir yaz gününde hafif bir masajı hissederken serin esintinin altında uzanmak ne güzel. Çok güzel. Ama karşısında uzun süre yatmamak gerekir. Ah, yazın bir dezavantajı var. Güneşte oturmak, dinlenmek ve en sevdiğim turum turum videolarını izlemek imkansız. Neler olduğunu zar zor görebiliyorum. Parlama çok parlak. Telefonu ne kadar yakın tutarsanız tutun hiçbir şey göremiyorum. İşte bir ipucu. Siyah plastik bir torbaya ihtiyacımız var. Telefonu içine koyalım. Çantayı yukarı çekelim. Çantanın içine bakalım. Kolaylık sağlamak için çantanın saplarını kulaklarımıza asabiliriz. Güneş ışınları içeri giremez ve telefon ekranımız daha parlak ve görünür hale gelir. Bu sayede hiçbir şeyi kaçırmayız. Vay canına! Telefonu elinde tutmak mı? Çok rahatsız edici. Bu taktik için camlı 3 ahşap çerçeveye ihtiyacımız var. Çerçeveleri dik açıyla silikonlayalım. Böyle bir şeye benzemeli. Favori YouTube kanalımızı açalım. Telefonu cam ekrana koyalım. Şimdi oldu işte. Bunun gibi kreatif bir mekanizmayla en sevdiğimiz videoların tümünü nihayet eller serbest olarak izleyebiliriz. Neden yatak odamın kapısı kendi kendine kapanmıyor? Çok rahatsız edici. Neden her seferinde geri dönüp kendim kapatmam gerekiyor? Sakinleşmemiz ve bir yudum su içmemiz gerekiyor. Bir dakika. Bu şişe su bana bir fikir verdi. Bir mandala ve bir parça ipe ihtiyacımız var. Mandalı kapı pervazına yapıştıralım. Halatın bir ucunu bu şekilde kapıya sabitleyelim. Halatı mandalın içinden çekelim. Şişeyi ikinci uca bağlayalım. Otomatik kapanma sistemi hazır. Halat şişenin ağırlığı altında yukarı çekilir ve kapılar yavaşça kapanır. Neredeyse bir süpermarketteymiş gibi. Ve kesinlikle çok kreatif. Meyve kesmek öyle zor bir iş gibi görünmüyor. Ama her şey gibi onun zorlukları da olabilir. Örneğin meyveyi kesme tahtasından tabağa taşırken bazı parçalar yere düşebilir. Bunun olmasını önlemek için 4 tahta çubuğa ihtiyacımız var. Kesme tahtasını köşelerine sabitleyelim. Meyveleri ve yumuşak sebzeleri kesmek için çok uygun bir masa ortaya çıktı. Masanın altına bir tepsi koyalım. Böylece dilimleri hemen içine dökebiliriz. 2 dakikada meyve salatası hazır. İnanılmaz! Bazen sadece kanepede yatarsınız.
kimseye zarar vermezsiniz ve birdenbire egzersiz yapmanız gerektiğine dair bir bildirim alırsınız. Dumbbell'larla etrafta zıplamak istemiyorum. Sanırım bikini vücudu beklemek zorunda kalacak. Belki sabah rutinim günlük antrenmanım olabilir. Bir diş fırçasına, tarağa, dumbbell'lara ve biraz banda ihtiyacımız olacak. Diş fırçasını ağırlığa sabitlemek için bir sapı bantla sıkıca saralım. Tarak için de aynısını yapalım. Bu numarayla her saç taradığımızda kas geliştiriyoruz. Dişlerimizi ne kadar sert fırçalarsak puzzle'larımız o kadar büyür. Yükü eşit şekilde dağıtmak için ellerimizi değiştirelim. Ve saçımızı tararken aynı zamanda enerji artışı da elde edebiliriz. Yine de karın kaslarını çalıştırmanın tembel bir yolunu bulamadık. Yanınızda gün içinde ihtiyacınız olan çok şey var. Ancak zavallı ceplerinizi aşırı doldurmak istemiyor musunuz? Endişelenmeyin. Klipsler ve anahtarlık yardımcı olacaktır. Her parçaya bir klips takalım. Klipsleri halkaya takalım. Halkayı kemerimizin içinden geçirelim. Artık bir çanta getirmemiş olsak bile ihtiyacımız olan her şey elimizin altında. Arkadaşım çöpü çıkarmayacağım için kızgın. Olamaz. Benim işim çöp torbalarını çöp kutusuna atmak. Çünkü bunu bir saniyede yapabilirim. Torbayı başımızın üzerine çekelim. Çöp kutusunu başımıza koyalım. Torbanın kenarlarını sıkıştıralım. İçinde torba bulunan hazneyi çıkaralım. Ve işte hazır. Bir kızın yoğurtlu içecekten daha çok seveceği hiçbir şey yoktur. Ama içmek göründüğünden biraz daha yanıltıcıdır. Şişeden içmek zordur. Bıyığım varmış gibi oldu. Bir tırbuşona ihtiyacımız var. Fabrika contasını kapaktan koparmadan ortada bir delik açalım. Bir pipet yerleştirelim. İşte yoğurdun bu şekilde içilmesi gerekiyordu. Bir elimizle yemek yemek ve diğeriyle telefonda konuşmak zordur. Telefon sürekli kayıyor ve düşüyor. Bu imkansız. Bu taktik için para, İki tek kullanımlık çatal ve bir lastik banda ihtiyacımız var. Çatalları bu şekilde katlayalım. Lastik bandı böyle saralım. Birini tabana ve diğerini sapın kenarına daha yakın bir yere yerleştirelim. Dişleri açalım ve telefonu bunların arasına yerleştirelim. Telefon için sabit bir taşınabilir stand hazır. Artık rahatsız olmadan lezzetli bir kahvaltının tadını çıkarabiliriz. Oldukça hoş, değil mi? Eski çarpık çatal için de bir kullanım alanı bulabiliriz. Penseye ihtiyacımız olacak. Kolun ucunu bu şekilde bükelim. Çatalları ortadan bükelim. Çatalı bir tabağa sabitleyelim. Dişlerin arasına bir mum koyalım. Ne havalı ve sıra dışı bir şamdan. Romantik bir ruh hali verecek ve eşsiz bir atmosfer oluşturacak. Vay canına! Yeni tıraş bıçağım kırıldı. Üzülmeyin. Sap yerine sıradan bir çatal kullanabiliriz. Çatalın dişlerini plastik tıraş bıçağının gövdesine yerleştirelim. Biraz pratik yaparsak onu normal bir tıraş bıçağı gibi kullanabiliriz. Ve sonuç tamamen aynı. Bir bebeğin poposu kadar pürüzsüz. Komodin yoksa ve gerçekten ellerimizi kullanmamız gerekiyorsa bardağımızı nereye koymalıyız? Ah, işte bir fikir. Kotumuzun bacağındaki deliği kullanalım. Bardağın altını deliğe sabitleyelim. Bardak güvenli bir şekilde sabitlendi. Güvenle okumaya devam edebiliriz. Son bölüm nasıl bitecek acaba? Uyumayı o kadar çok seviyorum ki her yerde uyuyakalasım geliyor. Ama yatağı yapma bazen uykularımı kaçırıyor. Bunu kolaylaştırmak için buradayız. Başımızın altına peluş bir oyuncak koyalım ve üstümüzü kanepedeki bir battaniye ile örtelim. Yapmak zorunda olmadığımız sıcak bir yatak. Çok rahat. Tanıdığınız en tembel kişinin siz olduğunuzu ve daha tembel olmanın imkansız olacağını mı düşündünüz? Sizi şaşırtacağız. Kaşığına ne oldu? Hayatını kolaylaştırmanın başka bir yolunu mu buldun? Anlatsana. Bu taktik için bir balona ve makasa ihtiyacımız var. Balonun dar kısmını keselim. Büyük kısmı kaşığın üzerine çekelim. Kaşığı her zamanki gibi kullanalım ve ardından balonu çıkaralım. Mükemmel. Artık bulaşıkları yıkamamıza gerek yok. Bu tembel taktiklerini sevdiniz mi? Öyleyse bunlardan en çok hangisini beğendiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Böylece Turum Turum'daki hiçbir videoyu kaçırmazsınız.